Bu coğrafya, bu topraklar tarihi çok olan, asırlardan beri, binlerce yıldır tarihi çok olan ortamlar olmuş. Biz millet olarak burada olduğumuz müddetçe buraya niyeti olacak olan çok ciddi güç odakları olacaktır. Ve bunların da elbette maşaları olacaktır. Uğursuz göze kaçmamalı. Çünkü yüzlerce yıldır böyle geldi bu. Bununla bağlantılı olarak aklıma gelen ikinci husus, biz bu coğrafyada var olan adına Türkiye toplumsal sistemi diyebileceğimiz sistemin sahipli olarak bizler daha önce hiç olmayan bir artıyla buradayız. Hani sahip olmuş olduğumuz kültür ve medeniyet hakikaten yeryüzüne, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği dünya beşten büyüktür sözünün belki anlamının karşılık bulacağı çok ciddi bir altlığa sahibiz. Belki yakın gelecekte, çok da uzak olmayan bir gelecekte dünya daha güzel ilerleyecekse Türkiye'nin çok ciddi bir katkısı olacak. Böyle güçlü bir altlığa sahibiz. Bu da tabii bazılarının hoşuna gider ama bazılarının da rahatsız olacağı bir boyuttur. Var olan dünya düzeninin böyle devam etmesini isteyen bazı unsurlar bunlar elbette rahatsızlıkla duyacaklardır. Bu da bizimle, bu toplumla, bu milletle birlenip uğraşacağının da başka bir delildir diye düşünüyorum. İtibarla bir artıyı oluşturmak ya da bir eksiği gidermek adına herkesin mutlaka ve mutlaka sorumluluk hissiyle yaşaması gerekiyor. Allah bir daha böyle günlerle karşılaştırmaz. Bizi bütünleştirsin. Ele ve güne bizi mahcup etmesin inşallah. Katkılarınızı teşekkür ediyoruz. İşte benim nazarımda bir milletin diriliş hikayesi. Yani 15 Temmuz'dan önce tabii ki milletimiz yine aynı ruha sahipti ama biraz 15 Temmuz üzerindeki külleri savurmuş oldu. Bize karşı ne zaman ne şekilde bir tehlike olursa geçmişte olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de yarın da her zaman hazırız ve her zaman üzerimize düşeni yaparız. Zındi göstergesi oldu. Bugün 15 Temmuz. Gerçekten hem üzgün hem sevinci bir arada yaşadığımız değişik bir gün. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin fertleri olarak, hocalar olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu hem hissetmek hem olayların daha çok farkına varmak hem de geleceğe yönelik kendi üniversite olarak planlarımızı yapmak için 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret ettik ve şu anda burada bir aradayız. Bu güzel organizasyon için rektör hocamıza, tüm hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bu günün önemini öğrencilerimize anlatarak, işte üniversitemizde bu konuyla ilgili ve medeniyetimizle ilgili diğer konularla ilgili konulara dikkat ederek görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Camide namazımızı eda ettikten sonra şehitlerimizi andık ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri olarak minnetimizi ifade etmek için onlar varsa onların sayesinde bugün buralarda böyle oturabiliyoruz, okullarda derslerimizi yapabiliyoruz. Hep kalbimizde yaşayacak. Bu şehitlerimiz bize vatanımızı, milletimizi seven bir milli, ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu, halkımızın olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 15 Temmuz'un bizim için en önemli tarafı bence ülkesine, vatanına sahip çıkan bir millet olma şuurunu, bilincini göstermiş olmamız, toplumun tüm sosyal sınıflarının bir arada olduğu, herkesin evet benim vatanıma sahip çıkmam gerekiyor dediği günü yaşatmış oldu 15 Temmuz bize. İnşallah Rabbim ülkesine, vatanına sahip çıkan yeni nesillere de aynı basireti, aynı feraseti verir diye dua ediyorum ben. Sabahlar, iyi ki buraya geldik. Güzel bir toplantı oldu. Ancak böyle toplantılarla 15 Temmuz'un anlamı daha derinleşiyor. İnşallah bundan sonra da Rabbim yeni 15 Temmuz'lar inşallah dedi. Teşekkür ederim. Bu ülkeye yönelik, ülkemizin de ötesinde insanlığa yönelik, gelecek kuşaklara yönelik sorumluluklarımız var. Bunun bilincinde olmaktır. Önemli olan